İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Süper 7 TV Gökben Gönül Taşlar Rengarenk programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Sayın Önder Topaktaş. Hoş geldin Önder. Merhabalar sevgili Gökben, hoş bulduk. İyi ki geldin, bizi kırmadın. Teşekkür ederim, sağ olun. Uzun zaman olmuştu sizinle program yapmayalı. Özlemişiz canlı yayınları. İnşallah güzel bir program bizleri bekliyor. İnşallah, eminim ki çok güzel olacak. Sevgili Önder Topaktaş'la biz aslında aynı zamanda okul arkadaşıyız da. Kendisini tanıyorum ve en çok tanınan noktalarından bir tanesi de aslında espiritüel kişiliğidir kendisinin. O yüzden de kalpleri fethetmişliği vardır. Tabii ki pek çok alanda olduğu gibi NLP trainer, aile danışmanı, psikoloji öğrencisi, bir sosyolog say şimdi bitmez. Bununla birlikte tabii ki biz kendisinden dinleyeceğiz. Bizlere tanımayanlar olabileceği düşüncesiyle kendinizi anlatabilir misiniz sevgili Önder? Tabii ki sevgili Gökben, şöyle anlatalım. Aslında bir psikoloji yolcusuyuz hepimiz. Hayatımıza psikolojiyi katmak için katma değer katmaya çalışıyoruz. O yüzden de sevdirmeye çalışıyoruz. Bu alanda da birçok çalışma yapıyoruz. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi aile danışmanı ve sosyoloğum. Aynı zamanda da psikoloji üzerine eğitimimiz devam ediyor. Şu anda biyoenerji, NLP alanlarında da eğitimler verip seanslar yapıyoruz. Böylelikle mesleğimizi bir şekilde yapıyoruz. Aslında yapmaktan ziyade sizin de bahsettiğiniz gibi sevdirmeye çalışıyoruz. Çünkü psikoloji bir yaşam felsefesi haline gelmesi gerekiyor insanların dünyasında. O yüzden de bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Eğer başarılı olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Ne güzel. Tabii ki beden nasıl hastalanıyorsa aslında ruh da öyle hastalanıyor. Hatta derler ki ruh hastalanınca beden hastalanırmış. Asıl olan aslında ruhun hastalığıymış. Dolayısıyla da işte senin gibi biraz daha ılımlı yaklaşıp güler yüzlü olup espiritüel, ben en çok hani sevdiğim yönlerinden bir tanesi elbette ki çok kıymetli çalışmalarım var, özellikle biyoenerji, NLP ve aile danışmanlığı üzerine. Bununla birlikte senin bireyleri birleştirici yönünde çok fazla tanıştırıcı, kaynaştırıcı, birleştirici, o yönlerinde çok güzel. Sayın hocam, biz bugüne kadar hep ilişkilerden konuştuk, bahsettik ve fakat narsist ilişkilerle ilgili hiç konuşmadık. O yüzden de sayın izleyicilerimiz, bugün narsizm ve narsist bir kişiyle ilişkileri de senden diyecek. Heyecanla bu programı bekleyen dostlar olduğunu da biliyorum. Çünkü pek çok narsist kişiyle evli olduğunu ifade eden dostlarımız, izleyicilerimiz de var. Bununla birlikte öncelikle narsizm nedir ve narsizmin ilişkilere etkisi nelerdir? Bunu sizden bir öğrenebilir miyiz acaba? Evet hocam, son zamanlarda sizin de bahsettiğiniz gibi narsist kelimesi çok kullanılıyor. Özellikle eşler birbirleri için çok kullanıyorlar. Bizler de aile danışmanlığı seanslarında özellikle ilk geldikleri zaman daha tanışma esnasında hemen şu cümleyi kullanırlar: benim eşim narsist. O yüzden biz anlaşamıyoruz. Ama gerçekten öyle mi? Gerçekten narsist mi değil mi? Ya da kim narsist? Bunun açılımları seans sırasında ortaya çıkıyor. Bazen öyle de bir moda çıktı değil mi hocam? Anlaşamayan her şey bu sefer benim eşim var narsist demeye başladı sanki. Evet evet, tabii tanımlamayı buyurun. Bu konuyu sizin aydınlatacağınızı düşünüyorum bugün. Evet evet hocam. Şöyle, yani aslında tanımlamaları doğru düzgün yapamadığımız için yani narsist kelimesi, biraz insanlar bir şeyler biliyorlar bu konuda. Bildikleri için en ufak bir belirtide hemen eşim benim narsist yapıştırması yapıyorlar. Aslında doğru da değil. Yani bu tespitlerin birçoğunun yanlış olduğu da zamanla ortaya çıkıyor zaten. O yüzden de bir uzmandan bu görüşü almak çok daha önemli. Gerçekten narsist olup olmadığını. Peki narsist nedir demiştiniz? Öncelikle buradan girelim. Narsist, bir insanın kendisini aşırı derecede beğenmesi, aslında kendisini
öz merkez haline getirmesi ve başkasıyla empati kuramama durumudur aslında. O yüzden bu kişilere bu özelliklerle bakmak lazım. Yani tabii ki insanın kendisini sevmesi ve beğenmesi güzel bir şeydir. Ama bu aşırıya kaçarsa, yani kendisinde olmayan vasıfları varmış gibi gösterip aşırı derecede kendini beğenip başkalarını beğenmeme durumu, bununla birlikte de karşıdaki insana bir empatiyle yaklaşamama durumunu gösterir aslında narsistik. Bu tür eğilimler bu narsist kişilik bozukluğunun belirtileridir. Aslında bu bir kişilik bozukluğudur. Burada bunun üzerine durmak lazım. Hastalık mıdır? Değildir. Bakın, psikolojik bir hastalık değildir narsistik. Kişilik bozukluğudur. İkisi farklı şeyler. Mesela psikoz bir kişilik bozukluğudur. Bipolar bir kişilik bozukluğu. Pardon, psikiyatrik rahatsızlıktır bunlar. Ama bipolar da öyle. Ama narsistik kişilik bozukluğudur. Bunu ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü diğer hastalıklar tedavi edilebilir. Yani bipolar bir hastalık, tedavi edilebilir. İşte bir takım terapi yöntemleriyle, ilaçlarla filan terapisi, tedavisi mümkün. Ama narsistliğin tedavisi çok çok zor. Nasıl tedavi edilir peki? Sadece evet. kendi isterse, kendi kabul ederse bu rahatsızlığını, ki bu da çok zor. Narsistlerin en büyük özelliğinden bir tanesi de kendilerinin farkında olmaması. Yani kendilerinin narsist olduklarının farkında olmamalarından kaynaklanır. Farkında olsalar bile kabul etmezler ve kendilerinde bir sorun olmadığını savunurlar. Böylelikle en son aslında, değil mi, çalışabileceğiniz en zor kişiler bunlar, kendini kabul etmeyen, farkındalığı olmayan kişiler. Peki hocam, bu narsizmin altında bir değersizlik duygusu olabilir mi? Kesinlikle, tabii ki. Narsizmin altta yatan o değersizlik duygusunu bastırmak üzere böyle kendini daha kıymetli olduğundan farklı görmek, karşısındakini ezmek. Peki bunlar özellikle seçtikleri bir partner tipi var mıdır? Yani hani nasıl başa çıkılır bu narsist kişilerle, ya da özellikle kendilerini bir kurban arayışı içerisinde olabilirler mi? Şimdi bu geldi aklıma benim ama. Sevgili Gökben, yani narsistler aynı zamanda bir avcıdırlar. Avlarını ararlar, bulurlar ve ondan maksimum seviyede faydalanırlar. Zaten narsizmin hikayesine dikkat edersek, yani kısaca anlatayım bilmeyenler için, oradan da bu kişiliğin nasıl ortaya çıktığını göreceksiniz. Yunan mitolojisi der ki Narkissos isminde bir genç var. Bu ırmak tanrısıyla su perisinden doğma bir çocuk. O zaman ve bu Narkissos'un ne kadar yaşayacağını öğrenmek için su perisi olan annesi bir kahine gidiyor. Diyor ki, benim diyor çocuğum ne kadar yaşayacak, oğlum ne kadar yaşayacak. O kahin de diyor ki, eğer diyor kendini görüp beğenmezse diyor uzun süre yaşar diyor. Eğer kendini görürse ve beğenirse diyor çok kısa yaşar diyor. Sonra tabii ki biraz böyle yaşamı devam ediyor, ama bu Narkissos hiç kimseyi beğenmeyen bir tip. Etrafında birçok kadın ona ilgi göstermesine rağmen hiçbirisini kabul etmiyor. Bu arada bir başka karakter devreye giriyor. O da Zeus'la Hera'nın hizmetçisi, aynı zamanda da bir peri olan Eko isminde bir şahıs, bir kadın peri. Burada Zeus aslında kendi kaçamaklarını kapatmak için eşi Hera'ya bu Eko'yu görevlendiriyor. Eko'nun en önemli özelliği de çok konuşmak ve insanları etrafına toplamak. O kadar geveze bir peri ki, o kadar çok konuşuyor ki, aslında Hera da bu Hera'yı oyalamak onun görevi. Zeus da bu sırada Hera oyalanırken kaçamak yapıyor. Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış diye bir söz vardır ya bizde hocam. Aynen öyle. Aslında şu anki birçoğumuzun yaşantısında da böyle şeyler var. Sonra ne yapıyor? Hera en sonunda bu durumu öğreniyor ve Eko'ya çok kızıyor. Kendisini oyaladığı için, işte Zeus'un açıklarını kapatmak için görevlendirildiği için, ve onu cezalandırıyor. Cezalandırılması şu şekilde: sen çok konuşuyorsun diyor, bundan sonra hiç konuşamayacaksın diyor. Sadece insanların söylediğini tekrar edeceksin diyor. Bu şekilde bir cezalandırma yapıyor ve onu kovuyor huzurundan. Kovduktan sonra Eko böyle bir ormanda dolaşırken ava çıkmış olan bizim Narkissos Eko ile karşı karşıya geliyor. Tabii Eko ona aşık oluyor. Çok yakışıklı bir insan.
güzeller güzeli. Gören vuruluyor zaten. O yüzden Eko da normal olarak ona aşık oluyor ve gidiyor ona bu düşüncesini anlatmaya çalışıyor. Narkissos tabii bizim, o da ona da umursamıyor ve ona da değer vermiyor. Dönüp arkasını gidiyor. Eko bu duruma çok üzülüyor ve üzüntüsünden bir kayaya dönüşüyor ve o kayadan da sesler yankılanmaya başlıyor birisi. Yani bugün bizim o Eko dediğimiz olay mitolojiye göre orada ortaya çıkıyor. Bugün bir kayaya aydınlandığımız zaman o sesin gelmesi işte o Eko'nun sesi olarak bize geri dönüyor derler hikayeye göre. Tabii Zeus bu olaya çok kızıyor. Eko'yu çünkü seviyor o. İşte Narkissos yüzünden ölmesine çok kızıyor. Ve tanrılar o zaman bunu cezalandırmaya karar veriyorlar. Ve ona diyorlar ki başkasını sevmeyen sadece kendini sevsin diyorlar Narkissos için. Ve Narkissos bir göl kenarında geldiği zaman kendi yansımasını görüyor. Ve kendisine o kadar aşık oluyor ki o ana kadar kimseyi beğenmeyen o genç kendi görüntüsünü görünce kendine aşık oluyor. Ve olanlar oldu. Aynen. Ve günlerce, haftalarca oradan ayrılmıyor o göl kenarından. Yemeden içmeden kesiliyor. Ve en sonunda zayıf düşen o bedeni o göl kenarında ölüyor, cansız bir hale geliyor. Ve daha sonra da bizim şu anda bildiğimiz o Nergis çiçeğine dönüşüyor. Mitoloji böyle diyor tabii ki. Yani orada aşırı kendini beğenmenin bir sonucu olarak böyle bir cezalandırma oluyor onun için. Evet, şimdi zamanımıza geldiğimizde de aynı şekilde bu durum, aslında benzer durumlar yaşanıyor. Hani demiştim ya avcı, işte Narkissos da bir avcı. Ne yapıyor? Avını arıyor narsist kişiler. Kimi buluyorlar? Bağlı kişileri, bağımlı kişileri buluyorlar daha çok. Evet, yani karakter olarak zayıf olan kişileri buluyorlar özellikle. Yani bu narsist kişiler öyle bir yapıya sahiptirler ki faydalanacağı kimseleri üst seviyede, yani kendilerinden statü olarak üst seviyede insanlarla gezmeyi tozmayı severler. Ama kullanmak için karakter olarak zayıf olanları tercih ederler. Böyle bir özellikleri var hocam bunların da. O yüzden şöyle zayıf... bağımlı olsun, benim her dediğimi yapsın gibi mi hocam? Tabii ki. Yani bir örümcek ağı gibi o zayıf karakterli ya da bağımlı kişi, bağımlı kişi etrafında ağlarını örmeye başlarlar. İşte önce bir tespit ederler. Çok iyi analizcidirler. Yani etrafı çok iyi gözlemlerler. Ve o gözlemlerin neticesinde avını seçerler öncelikle. Siz farkına bile varmazsınız av olduğunuzun. Ve kendilerini o kadar güzel, o kadar mükemmel gösterirler ki siz onlara karşı bir hayranlık duyarsınız. Öncelikle bu hayranlıkla başlar. Daha sonra sizi elde etmek için her şeyi yaparlar. Başınızı döndürürler. O kadar güzel hareketlerde bulunurlar ki zannedersiniz ki dünyanın en büyük, en güzel romantik erkeği o veya kadını o. Ve dört dörtlük mükemmel bir ilişki yaşayacağınızı düşünürsünüz. Her zaman hayatınız boyunca ilişkinin bu şekilde olacağını düşünürsünüz. Ama gerçeklerin öyle olmadığını o ağa düştüğünüz zaman sonradan anlarsınız. Yani ve vakit çok geç olur o saatten sonra. Kurtulmak da zor olur açıkçası. Çoktan ağa düştünüz gittiniz diyorsunuz. Eyvah eyvah. Öyle hocam maalesef. Karakterinizin güçlü olması gerekiyor ki narsist kişilerle mücadele edebilmemiz gerekiyor. Ama eğer karakterimiz zayıfsa, bağımlı bir ilişki yaşıyorsak o zaman çok zor. Tabii burada da bağlı ilişki ve bağımlı ilişkiyi çok şekilde karıştıranlar var. Burada önemli olan bu ayrımı iyi yapabilmek. Yani sevdiğimiz bir kişiye karşı bağlı olabiliriz. Yani onu gerçekten sevebiliriz, koruyabiliriz. O da bizi sever. Aynı şekilde karşılıklı bir dayanışma içerisinde olursunuz. Bu güzel bir şeydir. O kişiye bağlı olursunuz, ihanet etmezsiniz, saygılı olursunuz, sevginizi gösterirsiniz. Bunların hepsi bağlılık göstergesi. Ama bağımlı olmak çok başka bir duygu. Yani onsuz hiçbir şey yapamamak, onsuz nefes bile alabilecek duruma, alamayacak duruma gelmek ve bütün hayatını onunla programlamak ve onunla yaşamak, bu bir bağımlılık belirtisidir. O yüzden buradaki ayrıma çok dikkat etmemiz gerekir. Kesinlikle evet. Peki bazen de aslında farkında olmuyor kişiler, değil mi? Narsist bir ilişkiye girdiğini önce göklere çıkarıyor çünkü karşısındaki bağımlı kişiyi.
sonra birden yerden yere vuruyor. O kişi ne olduğunu bile belki anlayamıyor ama bağımlı olduğu için ondan da kopamıyor. Tabii. Farkındalığa vardıktan sonra peki nasıl başa çıkabilir kişi bununla? Farkındalığa varmakla alakalı değil mi hocam durum? Şimdi farkında değilse belki de hayatının bildiği gördüğü bu olduğu için böyle devam ettirenler de vardır diye düşünüyorum. Evet, ve fakat böyle işte sizlerden anlatılanlardan yola çıkarak belli bir farkındalığa ulaşmış bu tarz partnerler bunu fark ettikten sonra ne yapabilirler? Bununla başa çıkabilirler mi? Bunun bir yolu var mıdır? Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani narsist kişiler ayağımızı yerden keserler. Sanki böyle Kapadokya'da bir balona binmişsiniz, yükseliyorsunuz gibi böyle bir heyecan yaşarsınız. O kadar güzeldir ki kalbiniz atar. Oh ne güzel bir dünyadayım. Yani kendinizi... Oh kelebekler uçar ne güzel. Kendinizi prenses gibi hissedersiniz, kraliçe gibi hissedersiniz veya tam tersi bir narsist kişi bir bayansa kral gibi hissedersiniz kendinizi. O kadar güzel duygular yaşatır ki size, bu çok renkli bir dünyadır. Ve siz hayatınız boyunca böyle olacağını zannedersiniz. Fakat o balonun yukarıya doğru çıktıktan sonra bir anda patlar, pat diye yere çakılırsınız. O yüzden o gerçeği anlamak lazım, iyi yönetebilmek lazım. Hı-hı. Yani burada narsist kişilerle mücadele etmenin en kolay yollarından bir tanesi, ya daha doğrusu en doğru yollarından, kolayı yok çünkü çok zor, en doğru yollarından bir tanesi açıkça iletişim kurmaktır. Yani en başından baktınız bu ilişkide, evet karşımdaki insan narsist bir kişi. Hı hı. O zaman açık iletişim kurup duygularınızı da açıkça belirtmeniz gerekiyor. Yani rahatsız olduğunuz olayları onlara net bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Ha, kabul ederler mi etmezler ayrı mesele. Ama siz bunu belirlemeniz lazım ve sınırlarınızı çizmeniz lazım. İşte dokunulmazlıklarınızı, ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi açıkça belirtmeniz lazım. Böyle olursa biraz daha kendinizi korumaya alabilirsiniz. Yoksa çok zor. O sizi manipüle etmeye devam eder. Yani ya her ilişkide yaşadığınız her durumda suçlu sizsiniz narsistin karşısında. Kesinlikle kendisi suçlu değildir. Eyvah. Hani diyor ya filmler, hani filmlerde diyorlar ya hani sorun, hele bir sorun bana ben niye yaptım diye. Aynen evet. Narsistler de hep böyle sorar hocam. Der ki tamam ben yaptım. Evet doğru ben sana yalan söyledim. Ya da ben seni aldattım ama hele bir sor bakalım niye ben seni aldattım. Bu hele bir sorun. Benim gerekçesi vardı. Vardır. Neden biliyor musunuz? Sorduğunuz zaman da şu cevabı alırsınız. Suçlu siz olursunuz. Yani evet ben seni aldattım ama şimdi sen bana gereken ilgiyi alakayı göstermedin. Ondan dolayı işte beni işte şundan mahrum ettin, bundan mahrum ettin. Siz ve o kadar güzel konuşurlar, o kadar güzel manipüle ederler ki siz dahi buna inanırsınız. Ya ben adama ne yapmışım? Ya da ben kadına benim ne yapmışım? Hatta özür dileyen kişi bile siz olabilirsiniz sonucunda. Bu kadar profesyonel yaklaşırlar olaya. Hatta bazı hocalarımız diyor ki yani narsist bir kişilikle sağlıklı bir ilişki kurmak mümkün değil. Aman aman uzak durun diyen hocalar da var. Bu yaklaşımda olan kişiler de var. Bununla birlikte hocam sizce sağlıklı bir ilişki kurabilmek narsiste mümkün mü? Dedi ki size işte seni aldattım ama işte senin yüzünden ilgini alakanı benden kesin. Ne yapayım ben de bana ilk gösterene gittim. Maalesef öyle de yani gerçekten çok zor bir durum. Yani burada bazı uzmanlar arasında iki görüş ayrılıyor sizin dediğiniz gibi. Bir taraf diyor ki şiddet narsist olduğunu anladığınız anda kaçın diyor. Kaçabildiğiniz kadar hızlı kaçın diyorlar. Evet bir kesim böyle diyor. Ama şu var tabii ki işte ilişkiler böyle çok iç içe girmiş. İşte evlilikler yaşanmış. Evliliğin 15. 20. senesine gelinmiş. O kadar çok birlikteliği olma durumu var ki ayrılığı da istemiyorlar aslında iki tarafta. Fakat o zaman diyorlar ki evet. Ya bu ilişkiyi nasıl yönetebilirim diye çare arıyorlar. Tabii ki yönetebilmek kolay değil ama tamamen imkansız da değil öyle diyelim. O yüzden hani biraz önce dediğim gibi duygularımızı açıkça ifade edebilirsek, isteklerimizi açıkça belirtebilirsek o zaman narsisin bazı şeylerde fren yapmasını sağlayabiliriz. Yani kişiliğini tamamen değiştiremeyiz ama bazı şeylerde size karşı daha böyle dengeli davranılmasını sağlayabilirsiniz. Yani tabii burada narsistler de ikiye ayrılıyor.
yani bir narsist olduğunu kabul edip bu rahatsızlığının farkında olup çözüm yolu aramak isteyenler, bir de hiç farkında olmayanlar ve kendinde bu sıkıntıyı, kişilik bozukluğunu kabul etmeyenler var. Kabul ne etmeyenler... kadar mutlular değil mi? Hep sen haklısın. Hep ben haklıyım. Çok mutluyum. Ya hocam, bunların da işte aileden kaynaklı aslında. Biz çocukluk maalesef dönemlerine bakmamız lazım bu kişilerin. 0-7 yaş şemaları değil mi hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Orada yetiştirilme tarzı çok önemli. Yani burada biz anne babalara da görev çok düşüyor. Narsist bir birey yetiştirebiliyoruz, farkında değiliz, istemeden. İşte aşırı mesela çocuğa güven duygusu yüklüyor bazı aileler. Diyor ki sen işte uçarsın, kaçarsın, senin elinden hiçbir şey kurtulmaz. İşte sen şöyle benim paşamsın, sen benim işte şuyumsun, buyumsun. Çocuk kendini bir şey zannediyor. Evet, aynen. Tamam, bu güzel bir şeydir ama aşırısı, her şeyde olduğu gibi, bu aşırısı da iyi bir şey değildir. Bu sefer çocuk kendisinde olmayan vasıflar da varmış gibi görüyor. Üstelik annesinden babasından görmüş olduğu bu sürekli tahtifi eşinden de bekliyor. Ya da ilişki yaşadığı kişiden de bekliyor. İşte annesi sürekli ona sen benim ağamsın, paşamsın dediği zaman, işte sen şöyle yüce bir varlıksın dediği zaman, seni çok seviyorum dediği zaman, eşinden de ya da ilişkiye başladığı kişiden de aynı şeyi bekliyor. Ya ben işte Gökben'i çok seviyorum ama Gökben bana iltifatta bulunmuyor. İşte bana güzel şeyler söylemiyor diye bakıyor. Onun güzel şeyler söyleyebilmesi için de bir çaba içerisine giriyor. Ondan sonra gözünü boyadıktan sonra da evet, iyi şeyler gelmeye başlıyor, güzel şeyler gelmeye başlıyor. O zaman muradına eriyor. İşte burada narsist kişi bunun farkına varıyorsa, evet ya bende bu karakter yok, bu özellikler yok ama ben kendi kendimi farklı görüyorum diyorsa, o zaman aynaya bakıyor ve iyileşme yolunda çaba sarf ediyor, bir şeyler arıyor. Burada da yani mutlaka bir profesyonel yardım, destek almak gerekiyor. Evet. Yani öyle bir şeyler dinleyerek, kitaplar okuyarak bazen kişiler çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bununla birlikte maalesef bazı konular, öyle kitaplar okuyarak, işte meditasyonlar yaparak, toplu meditasyonlar, şifalara katılarak gerçekleşmiyor. Profesyonel bir yardım almak muhakkak ki gerekiyor diye düşünüyorum. Öyle değil mi Sayın Hocam? Tabii tabii hocam, tabii. Zaten Amerikan Psikiyatri Birliği de bu kişilik bozukluğu olarak narsizmi tanımladı. Hani DSM-5 kriterleri var ya hocam, bilirsiniz. Evet. Orada kişilik bozukluğu olarak narsizmi tanımladılar. Evet. Orada da yani tedavisi yönünde de ama net bir şey yok. Tedavisi için mutlaka kişinin kendisinin kabul etmesi gerekiyor. Narsistler de bu kabulü çok zor yaşarlar. Hatta biz şöyle yapıyoruz. Aile danışmanlığına geliyor işte bir hanımefendi. Geçenlerde bana şey diyor. Eşinin narsist olduğunu ve aile danışmanlığına gelmek istemediğini söylüyor. Mesela onları bu aile danışmanlığı seanslarına almak çok zordur. Çünkü onlar kusursuz varlıklardır. Hatta bir aile danışmanından, bir psikolojik danışmandan bile çok fazla bilgisi vardır ki o adam kim oluyor ki bana akıl verecek düşüncesine sahip. Ben zaten biliyorum her şeyi. Tabii. Peki hocam ne dedi? Peki hocam dedi, nasıl getireceğiz eşimi dedi. Yani tabii aile danışmanlarında da biliyorsunuz iki tarafın da bir arada olması işimizi kolaylaştırıyor bizim açımızdan. Tek taraflı da yapılıyor ama zor oluyor tek taraflı gitmek. Ona şunu dedim. Hocam diyor ki, gittiğimiz aile danışmanımız diyor ki, sana yardımcı olabilmem için eşinin de burada olması ve bize katkıda bulunması gerekiyor. Bu cümleyi kullandı. Tabii. Onur ederek çağırdınız. NLP kullanmışsınız gibi geldi bana şimdi burada. Doğru. Burada bir NLP tekniğidir. Olumlu bir cümle. Olumlu bir cümleden de kendisine pay çıkartıyor ve egosunu tatmin ediyor aslında kişi. Sonra gitmiş, eşine böyle demiş. Hocam diyor ki işte sana yardımcı olabilmem için eşinin de burada olması ve bize katkıda bulunması gerekiyor deyince, ya senin hoca akıllı bir insanmış. Evet, tamam ben geliyorum ve sana katkıda bulunacağım dedi. Tamam, şahanesiniz hocam, harika. Ve geldiği zaman da ilk kullandığı şey şu. Hocam merhaba, işte beni çağırmışsınız eşime yardımcı olabilmem için diyor. Yani böyle gidiyor olaya da. Sonuç olarak ama sınırları koyduktan sonra demek ki bu da sağlıklı bir ilişkiye doğru profesyonel yardım alınırsa
mümkün olabiliyor diyebiliriz. Tabii, değil mi hocam? İmkansız değil ama çok zor hocam. Yani yıpratıcı bir süreç. Kişiyi yani burada narsist kişi tarafından manipüle edilen insanın o manipülasyondan kurtulması ve karşısındakine bunun farkındalığını sağlaması çok zor. O yüzden ya bu sürece hazır olacağız, mücadele edeceğiz, sağlam bir karaktere ve sağlam bir bilgiye sahip olacağız. Bu konuda çok araştırmalar yapıp işte narsist kişilere nasıl yaklaşılacağı konusunda bilgi edinmesi, adeta bir üniversite bitiriyormuş gibi gerekirse tez hazırlaması gerekiyor. Yani çok ciddi çalışmalar yapıp bunun üzerinde analizler yapması ve karşıdakinin bir planını çıkartması gerekiyor. Kişilik yapısını ortaya çıkartması, öncelikle kendisinin karşımdaki narsist kişinin nasıl davrandığı şeklinde bir plan proje hazırlaması gerekiyor. Ve ondan sonra ona nasıl davranacağı konusunda stratejiler belirlemesi gerekiyor. Bunu tek başına yapamazsa da işte sizler bizler gibi bir uzmandan yardım istemesi gerekiyor. İşte kelime kalıpları, burada NLP de devreye giriyor. Karşısında, karşımızdaki insana kullanacağımız o hipnotik dil kalıplarını da çok iyi seçmek gerekiyor. Her kelimemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen oluyor ki o karşıdaki insana iltifat etmemiz gerekiyor, gerekecek. Hani benim yaptığım gibi onu çağırabilmek için böyle. Ama tabii bunu sürekli ona iltifat ederek de bu egosunu daha da yüksek seviyeye çıkarmadan yapmak, ayarlamayı çok iyi yapmak gerekiyor. Dozunda diyorsunuz yani. Tabii dozunda ve yerinde. Yani tam yerinde. Zamanı geldiği zaman o kelimeleri kullanmak gerekiyor. Yani kendi lehine kullanmak gerekiyor. Böylelikle onu istediğiniz tarafa, istediğiniz yöne çekebilirsiniz. Biraz daha böyle yaşam seviyenizi yükseltebilirsiniz. Peki hocam, bu ilişkilerde empatinin, kendine bakımın öneminden biraz bahsedebilir miyiz? Bunlar neden önemlidir? Önemli olduğu hususlar nelerdir? Sizden bir de onları alabilir miyiz? Tabii ki hocam. Yani narsistler empati yapma yeteneğinden yoksun insanlardır. Yani karşıdakilerin duygusuna önem vermezler. Hep ben merkezci oldukları için kendi mutlulukları önemlidir. Siz orada ağlarsınız, sızlarsınız, ondan sonra böyle değişik duygular yaşarsınız. Ama o hiç umurunda olmaz. Siz onun davasına hizmet ettiğiniz sürece ya da ona hizmet ettiğiniz sürece varsınız. Yoksa yoksa hiçbir hükmünüz yoktur. Yani kendileri gerçekten mükemmel insanlardır onlara göre. Ve sizler de onlara hizmet etmek için görevlendirilen zavallılarsınız. Öylesiniz. O yüzden empati durumunu onlarda da yaşatmak gerekir. Yani onların da sizi düşünebilmesini sağlamak lazım. Burada da denge unsuru ön plana çıkıyor. Yani ilişkilerde denge önemlidir. Sürekli vermememiz lazım. Alma ve verme dengesini oluşturmamız lazım. Hayatımızın zaten en önemli prensibi haline getirmemiz lazım. Her yalanın olduğu gibi, değil mi? Yani her şey aslında dengedeyken güzel, alma ve verme. Normal ilişkilerde de öyle aslında hocam. Sadece narsistlerde de değil. Normal ilişkilerde, hani romantik ilişkiler haricinde, evladınızla olan ilişkide bile, arkadaş ilişkilerinde bile öyle. Sınır çizebilmek, sınır koyabilmek ve denge içerisinde alma ve de, bazen de şöyle olabiliyor. İşte sevgi aslında çok önemlidir ya, yaşadığımız coğrafya gereği bizde hani bir değersizlik duygusu ve aslında sevgi eksikliği vardır ve sevgiyi genelde ararız. İnsanlar bizi sevsinler diye her istediklerini yapmaya çalışırız, hep vermeye çalışırız. İşte o noktada da aslında ilişkiler bozuluyor. O noktada almayı da bilebilmek gerekiyor. Bir iltifat edildiğinde işte bugün ne kadar güzel olmuşsun ya da çok güzel görünüyorsun ya da çok hoşsun. Yok canım, o senin iyiliğin, o senin güzelliğin. Bunu al, kabul et. Aldım, kabul ettim de. Öyle değil mi? Onu bile demeye böyle bir genlik durumu var. O da bizim coğrafyaya özgü bir şey diye düşünüyorum ben. Hocam kabul etmek gerekiyor. Evet, yapılan iltifatı da, iyiliği de kabul etmek gerekiyor. Yani bugün biz sizinle bir program yapıyoruz şu anda. Güzel bir program geçiyor. Ne oldu? Bir birliktelik oluştu. Alma verme dengesi oluştu burada. Yani aynı şekilde ilişkilerde de bu şekilde olması gerekiyor. Evet, kabul, sizin de bahsettiğiniz gibi kabul etmek gerekiyor. Yani o yapılan iltifat da, size yapılan bir iltifatsa, evet kabul edin, memnun olun, ne olacak ki? Reddetmeyin.
Teşekkür et, geç. Aynen. Ya yok estağfurullah ben öyle değilim. Ya öylesin. Öyle diyor sana. Öylesin kabul et. Niye etmiyorsun? Yani aşırı mütevazi olmak narsistlerin dikkatini çeker. Hemen bir ortamda baktınız mütevazi bir kişilik var ama aşırı mütevazi. Yani hemen narsistin hedefi haline gelirsiniz. Aha, narsist avına yaklaşıyor. Hemen yayına şöyle bir gelir, sizi vurmaya çalışır bir avcı gibi. Kalbinizden de vurur. En büyük yara da tabii kalpte açılan yaradır. Onu da çok yaşanmıyorsunuz. Maalesef kalp yarasının iyileşmesi gerçekten kırılan bir vazonun eski haline nasıl gelmesi mümkün değilse kırılan bir kalbi onarmak da gerçekten süreci uzun bir durum diye düşünüyorum ben. Peki Sayın Hocam bu narsistlerdeki empati eksikliğini telafi edebilmek mümkün mü acaba sizce? Yani nasıl bir yol alınabilir mi? Hocam bağımlı karakter olmaktan vazgeçeceksiniz. Yani karakterinizi bağımlı hale getirmeyeceksiniz. Narsist insanlarla mücadele etmenin en kolay, en güzel yolu daha doğrusu onlara karakterinizi ortaya koymaktır. Bakın illa siz de onu manipüle edin ya da siz onun üzerinde bir etki oluşturun demiyorum. Siz karakterinizi sağlam, bir şeyden hoşlanmıyorsanız buna hoşlanmıyorum, ben bunu yapmak istemiyorum deyin açıkçası. O üzülür mü diye veya işte beni bırakır mı diye bırakıyorsa bıraksın, önemli değil. Ama siz kişiliğinizi ortaya koyun. Yani bir şey istiyorsanız açıkça ifade edin. Bana gerekirse bana bir hediye almanı istiyorum deyin yani bunu. Onu düşünemezler bazen bu çünkü narsist kişilikler. Ya da ben senin bu yaptığın hareketten dolayı memnun değilim. Ben bundan hoşlanmadım. Bir daha bana bu şekilde davranmanı istemiyorum. Yani kesin cümleler, açık cümleler bunları kurarsak o zaman narsistin de empati yapmasını sağlayabiliriz. Aa der bak bu direnç gösteriyor. Kim bana karşı? Evet bu şeyden hoşlanmıyor. O zaman bunun üzerine gidersem kaybedebilirim diye kaybetme korkusu yaşayabilir belki narsist. Ben çok gördük bunu. Mesela artık narsist avını sömürüyor. Bitmiş. Artık tükenmiş karşısındaki kişilik. Hiçbir şey kalmamış. Artık dayanamıyor ve ayrılmaya karar veriyor. Diyor ki artık ben bu narsist kişilikten kurtulmak istiyorum diyor. Bırakıyor. Bıraktığı zaman narsistin bir anda tavrı değişiyor. Çünkü artık onu kaybetmiştir ya da kaybetme korkusunda emek vermiş adam ya da kadın. Yani 10 sene, 15 sene ona emek vermiş, belli bir kıvama getirmiş. Artık bir konforu var. Onu o avından vazgeçmek istemiyor. İşte örmüş ağları o kadar kolay mı, o kadar ağ örmek? Etinden sütünden faydalanmış işte diyor. Daha derisi var diyor faydalanacağım diyor. Ondan da faydalanmam lazım. Bu kadar kolay gitmemesi lazım diyor. O zaman da şunu yapıyor hocam. Tamamen ilk zamanki hallerine dönüyor. O romantik kişilik geri dönüyor. O fedakar kişilik geri dönüyor. Tekrardan ikna etme çabaları başlıyor bu sefer. Kapısında yatıyor. Hiç olmadık kendince sergilemeyeceği tavırlar sergiliyor. Çiçekler alıyor, hediyeler alıyor. Şarkılar söylüyor, şiirler yazıyor. Tekrar o avını elde etmek için. Çünkü elin içindeydi. Ve istediği zaman sıkıyordu, istediği zaman genişletiyordu, bırakıyordu, nefes aldırıyordu. Ve artık şu anda avucunun içerisinde değil, uzaklaştı. Ne yapacak? Tekrardan o avucunun içerisine alabilmek için onu yine ikna edecek. Ve zayıf yönlerini de bildiği için, o karşıdaki bağımlı olan kişinin zayıf yönlerini de bildiği için tekrar o zayıf yönlerinden yaklaşarak o avını tekrar avuçlarının içerisine almak ister. Burada da çok dikkatli olmanız lazım. O yüzden hani bir kısım uzmanlar diyor ya, narsist kişiyi bulduğunuz zaman şiddetle kaçın diye, haklılar mı? Evet. Belki o noktada sizin dediğiniz gibi sınırları koyarsa, kendi sınırlarını çizerse belki de o narsiste birazcık evrilebilir o zaman. Böyle diyebilir miyiz hocam? Tabii ki evrilir. Yani tamamen narsistik duygusundan kurtulması çok zor. Çünkü hani çocukluk döneminden gelen bir şey ama... Şöyle kaba bir tabirle kullanırsak fren yapmayı öğrenir. Yani bir şey yapacakken işte ben Gökben'e ben zarar verecek şu davranışım. Aa buna Gökben beni uyarmıştı. Ya bu konuda evet, yapma bu diye. Daha yapmayayım. Evet. En azından şöyle yapar, bir niyet eder ama sonra vazgeçer. Der ki beni uyarmıştı bu kesin çizgilerle. Bunu yapmayayım der.
Yani o net çizgiler koymak ve net tavırlar sergilemek narsistin frenlenmesine ve kendini de kontrol edebilmesine bir parça zemin hazırlar. En önemli şey bu. Savunma mekanizması bu. Yalnız şöyle, bağımlı kişiler o kadar enteresan kişiler ki hocam, tedavi için geliyorlar. Tedavi, mesela bir hastaneye, bir kliniğe gittiklerini düşünün. Bağımlı olduklarının farkındalar ve kurtulmak istiyorlar bu bağımlılık düşüncesinden. Tedavi sürecinde bile başka birine bağlanma ihtiyacı hissediyorlar. Eyvah. Mesela o bağımlı olduğu narsist kişiden kurtuluyorlar. Yani bırakıyorlar onu, daha doğrusu. Terk ediyorlar artık, dayanılmaz bir hale geldiği için. Klinikte çalıştıkları, beraber çalıştıkları işte uzmana, işte psikolojik danışmana bile bağımlı hale gelebiliyorlar. İşte burada... Ah, bu sevgiliği, ah! Evet, burada çok dikkat etmek gerekiyor bu tür kişiliklere karşı. Yani onların da tabii çocukluktan gelen bir sevilme ihtiyacı var. İşte anne babadan belki bu duyguyu yaşamadılar. Belki çocukluklarında işte başları okşanıp sevilmediler. Öyle de olunca bu duyguyu yaşayabilmek için sürekli birilerinin sevgisine ihtiyaç duyuyorlar. Tabii burada yapmamız gereken, vurgulamamız gereken en önemli şey nedir? Sizler de sürekli söylüyorsunuz, paylaşımlarınızdan görüyoruz. Önemli olan insanın en önce kendisini sevmesi. Evet, ben Önder Topaktaş, ben kendimi çok seviyorum. Bütün kusurlarımla, eksikliklerimle, artılarımla, pozitif yönlerimle kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Ben bu duyguyu yaşarsam... Evet, bu kadar hocam. Ben bunu yaşarsam başkasının sevgisine muhtaç olmam. Elbette ki sevmek, sevilmek güzel bir duygudur. Her insan ister. Bir hayatını birisiyle paylaşmayı, sevincini, üzüntüsünü birisiyle paylaşmayı ister. Ama bunu istemek, yapmak için de yanlış insanlarla birlikte olmamak gerekiyor. Özellikle narsistler... Bir ve etmeli değil mi hocam? Tabii. Özellikle o narsistlerin... Bir ve bütünüz. Nasıl hocam? Biz bütünüz. Hani arıyorlar ya diğer yarım. Biz aslında bütünüz zaten. Yarımız yok. Biz bütünüz olduğumuz haliyle. Biricik tabii. Ve tekiz. Hocam sizi bu yönde gerçekten tebrik ediyorum. İzliyorum, görüyorum. Gerçekten kendinizi çok seven bir insansınız. İşte sürekli geziyorsunuz, seyahatler ediyorsunuz. Kendinize bir katma değer katıyorsunuz. Farklı dünyalar keşfediyorsunuz. Farklı insanlar tanıyorsunuz. Bu da sizin kendine olan güveninizden kaynaklıdır. Bundan sonra zaten doğru ilişki de gelir. Siz kendinizi doğru bir şekilde tanımlarsanız ve severseniz ondan sonra karşınıza gelecek kişi de doğru kişi olur. Ama işte ben sevgi görmedim hiç aileden, işte arkadaşlarımdan, şuradan buradan. Ben artık biri tarafından sevilmek istiyorum düşüncesiyle hareket edip işte ilk gördüğünüz o renkli dünyaya dalarsanız narsistlerin örmüş olduğu ağın içerisine düşersiniz. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor hocam bu konulara. Odağa dikkat etmek lazım değil mi hocam? Neye odaklanırsan o oluyor. Şahane bir program. Vallahi ben sohbete doyamadım ama yavaş yavaş da programın sonuna doğru gelmeye başladık. Gerçekten de dediğiniz gibi neye odaklanırsan o gerçekleşiyor. Biraz odağı genişletmek lazım, rahatlamak, olan olduğu gibi kabul etmek, biraz sisteme güvenmek, bırakmak, mindful yaklaşmak, anda kalmak belki de gerekiyor. Peki Önder Hocam, sizin ben biliyorum bir sürü projeleriniz var, eğitimleriniz var, seanslarınız var. Gelecekteki farklı projeleriniz, yaptığınız eğitimlerden de biraz izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Onlar da net olarak bilgilensinler ve son söylemek istediğiniz bir cümleniz varsa onu da biz sizlerden almak isteriz. Teşekkür ederim hocam. Gerçekten de güzel bir program oldu. Hani vakit dar, narsizm konusu çok geniş bir konu. Bir daha yapabiliriz hocam. Yine inşallah ileride de yapabiliriz. Ben de bu konuda bir müjde vereyim. Belki ilk defa burada söylüyoruz. Bitmek üzere. Şu anda bir kitabım var. Sosyal medya ve narsizm konulu bir kitabım var. Rötuşlarını yapıyoruz. Yani şu anda çağımızın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi. Sosyal medyada da narsistler çok fazla. Ve narsistler sosyal medyayı çok etkin kullanıyorlar. O yüzden sosyal medyanın içerisindeki o narsist tavırları da nasıl olması gerektiğini, nasıl analiz etmemiz gerektiğini anlatan bir kitap. Farklı bir konu. Şu ana kadar yazıldığını görmedim. İnşallah evet, bu kitabı... Evet, ben hiç denk gelmedim. Farklı bir konu. Çok güzel. Çok güzel sosyal bir konu. Sosyal medyada narsizm nasıl yaşanıyor?
Farkında olmadan bizler de kendimiz birer narsist miyiz sosyal medyada? Yani normal hayatta olmayabilirsiniz ama normal sosyal medyada sizler de birer narsist olabilirsiniz. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir kitabımız inşallah çok yakında çıkacak. Onları da duyururuz. Onun haricinde eğitimlerimiz devam ediyor. NLP eğitimi, biyoenerji eğitimini tamamladık. Aile danışmanlığı, 4 ay süren bir aile danışmanlığı eğitimimiz vardı. O bitti. Şu anda tekrardan NLP konusunda bir istek vardı. Onu gerçekleştiriyoruz, eğitimine devam ediyoruz. Yani bu şekilde eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyoruz. İnternet sayfamızda da, Instagram sayfamızda da takip etmek isteyenler bu eğitimlerimizi bulabilirler. Psiko-medya hesabımız, Instagram hesabımız, oradan bize ulaşabilirler. Önder Eğitim ve Danışmanlık olarak geçiyor zaten sosyal medyada hesabımız. Oradan da ulaşabilirler. Bundan sonraki projelerimiz hakkında da bilgi sahibi olabilirler izleyenlerimiz. Evet, izleyicilerimiz oradan sizi takip edip eğitimlerinizi, seanslarınızı ulaşabilirler. Bu tabii, arada bu benim de sizinle ilgili bir projem var hocam. Bugün paylaştım. Hocam, buyurun buyurun. Duyuralım. Söyleyeyim, ben sözümü alayım. Ben tabii ki. İşini söyledim, peşini bırakmam, haberiniz olsun. Memnuniyetle, buyurun. Önder Hocam'ın biyoenerji ile ilgili de tabii ki çok güzel çalışmaları var. Kendisiyle de ben bir proje önerim oldu bugün böyle sohbet ederken. İnşallah o konuda da kendisiyle kuantum, biyoenerji, NLP anlamında böyle büyük ve güzel bir eğitim tasarlayacağız. Onu da ben şimdiden paylaşmak istiyorum ki Önder Hocam sonra vazgeçmesin diyormuşum. Yok hocam, sizinle olduktan sonra vazgeçmeyiz tabii ki. Evet, çünkü siz de kendi alanınızda çok başarılı bir isimsiniz. Bu bir araya gelirse bu düşüncelerimiz gerçekten güzel bir sonuç verir. Gerçekten evet. Bu konuyla ilgisi olan, biyoenerjiye, NLP'ye merakı olan, kuantuma merakı olan arkadaşlarımızı bu eğitime davet ediyoruz. Biz bunu gerçekten isteyen kişilerle yol almak istiyoruz. Kuantum çünkü çok güçlü bir sistem. Aynı şekilde biyoenerji de öyle. Bunun ikisini birleştirirsek ve NLP teknikleriyle bunu süslersek muhteşem bir eğitim ortaya çıkacağını düşünüyorum ben de. Projeniz ve doğru bana ellerden anlamam gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle. Ben ilk söylediğinizde ben heyecanlandım şimdiden. Aynı heyecanı yaşayan ne kadar arkadaşımız varsa da, bu izleyicimiz varsa, bu eğitime katılmalarını tavsiye ediyorum. Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımlarınız için. Çok güzel bir sohbet oldu. Zaman nasıl geçti gerçekten anlamadım. Bu konuyu da biz hiç işlememiştik ki bence şu anda toplumda en çok sözü edilen ve merak edilen bir konuydu. Çok güzel aydınlattınız ve kitap müjdesinde ilk defa benim programda verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam bu güzel yayını bizimle birlikte yaptığınız için. Ben de buradan tüm izleyicilerimize narsistlerden uzak, huzurlu, muhteşem bir yaşam diliyorum. Son sözüm, kendinizi sevin, kendinizi sevin, kendinizi sevin. Şahane, çok güzel bir kapanış oldu. Öyleyse size, bizi kırmayıp geldiğiniz için tekrar Süper 7 TV ailesi ve kendim olarak teşekkür ediyorum. Devamını inşallah tekrar yaparız Sayın Hocam. Sizi tekrar konuk etmekten gurur duyarız. Görüşmek üzere diyoruz o zaman. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.